fabrik evleri ilgi artınca dolandırıcılar o sektöre de el attı. Ve bakın internetten bulduğu bir şirkete ev sipariş eden kadının başına neler geldi. 2+1 olacaktı. 120 metrekare. Çünkü çok da beğendiğimizi fark edince zaten özellikle üzerine düştü. Sürekli oyaladı oyaladı. Ben sana gösteririm işte ne demek böyle ben dolandırıcıyım işte şöyle böyle. Dolandırıcısın 40 bin verdim ben sana hiçbir şekilde yoksun ortalıkta. Ev sahibi olacaktı, dert sahibi oldu. Prefabrik ev dolandırıcısına 40 bin lirasını kaptırdı. Böyle bir numara yoktu. Artık numarasına ulaşılamıyor. Yok. 2 tane numarası var. Her ikisine de ulaşılamıyor. Filiz Arık'ın annesi hasta. Yürüyemiyor. İşte bu yüzden Yalova'dan bir arsa satın aldı. Düz ayak prefabrik bir ev yaptıracaktı. Filiz Arık internetten bulduğu prefabrik ev şirketini aradı. Kendini müdür olarak tanıtan bir adamla görüşme sağladı ve 130 bin liraya bu evi beğendi. Peşimi bırakmadı. Sürekli benim üzerime gelince tamam evet bu olsun diyerekten bir çağırdık geldi görüştük. İddiaya göre o adam temel atılacak dedi. 40 bin lira aldı ancak bu parayı aldıktan sonra bahaneleri başladı. En sonda da Filiz Hanım dolandırıldığını anladı. Bazı internet sitelerinde ismi falan geçtiğini araştırınca hatta kendisini bu konuda aradım. Yargılanmadığını söyledi. Arsaya gelip bakmak için hiçbir türlü gelmedi. İddiaya göre dolandırıcılık bir yana iş tacize kadar vardı. Kendisinin sarkıntılıkları oldu. Tabii tacizleri oldu. Şimdi söze gelince de bana diyor ki siz diye amacınıza ulaşamadınız ki halbuki parayı veren benim icabında ama taciz eden de ben olmuş oluyorum sanki. Filiz Arık şikayetçi oldu, yetmedi, sosyal medyada hesaplar açtı. O prefabrik evlerden almak isteyenleri tek tek uyarmaya başladı. Hiç üşenmeden özelden herkese dikkat edin dolandırıcıdır diye özellikle yazdım. Param gitti ama başkalarının da bu tuzağa düşmesini istemiyorum.